Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Bum Fuarı'na konuk olduk ve yıllara varan deneyimiyle Amper firmasındayız. Satış ve Pazarlama Müdürümüz Sayın Yusuf Agül ile birlikteyiz. Bakalım firma, ürün yelpazeleri ve fuarımız hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba. Öncelikli olarak fuarımıza hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk. Sizleri her fuarda olduğu gibi bu fuarda da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle nice fuarlarda görüşmeyi dileyerek soruyorum. Nasıl geçiyor fuar? Gayet iyi geçiyor, verimli geçiyor. 2-3 gündür bayağı yoğunduk. Bayağı bir ziyaretçimiz oldu. İlgili ziyaretçilerimiz vardı. Güzel geçiyor. Mutluyuz. Mutluyuz. Süpersiniz. Yarın bugünden daha güzel olsun diliyoruz i̇nşallah, şimdiden. İnşallah beklentimiz o yönde zaten. Ve geliyoruz 1972'lere dayanan bu muhteşem firmaya. Anlatalım mı? Amper 1972 yılında kurulmuştur. Günümüzden bugüne kadar topraklama yıldırımdan koruma sektörü üzerinde hizmet vermektedir. Kendi fabrikamız, üretim tesisimiz bulunmaktadır. Proje dizayn üzerine çalışıyoruz. Türkiye'deki ve yurt dışındaki referans projenin tamamında onaylı bir markadır. Ve tedariği sağlamaktayız bu projelere. Süpersin. Bu kadar keyifli özetlenemezdi ama ben tabii ki açacağım biraz. Öncelikle sorun, üretim nerede gerçekleşiyor? Üretim yerimiz İstanbul'da. Beylikdüzü'nde fabrikamız var. Ofisimiz, showroom'umuz Perpa Ticaret Merkezi'nde, Ok Meydanı'nda. İstanbul'un kalbinin attığı yer diyebiliriz. Aynen öyle. Peki efendim, ürün gamını biraz çeşitlendirmek isterim. Genel anlamdaki hedef kitleyi kimler oluşturuyor? İnşaat sektöründe bulunan taahhütçü firmalar, proje firmaları. Ağırlıklı olarak müşteri kitlemiz bunlar oluşturuyor. Aha. Tabii ki de son kullanıcılara da hizmet veriyoruz. Onların taleplerine de cevap veriyoruz. Açıkçası binaların, yapıların olduğu her yerde biz varız. Olmazsa olmaz ürün gamının adresi Amper. Kesinlikle olsun. Peki efendim, bu tip ürünler genelde destek ve hizmet gerektirmeyen ürünler ama yine de bazı ürünler var ki biz arkasındayız diyorsunuz. Biraz da ondan bahsedelim mi? Kesinlikle. Bizim ürün grubumuz biraz daha özele kaçtığı için, spesifik bir ürün olduğu için müşterilerimizin bazıları buna nasıl kullanacağı hakkında bir bilgi sahibi değil de montajları, kullanım şekliyle alakalı bize danışıyorlar ve bunlarla ilgili biz de onları bilgilendiriyoruz. Harika. Geride de bir kadronun varlığını anlıyorum buradan. Başta değerli kurucularımız olmak üzere emeği geçen tüm ekibe diyoruz ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Aynen öyle. Bir yıl 1977, yıl 2023. Gerçekten çok uzun yılların standa taşımış hali bu güzel firma. Ve bu da tabii ki ürün gamının çok kuvvetli olduğunun ve sağlam ve kaliteli olduğunun göstergesi. Bu anlamda biraz da belgelere değinmek isterim. Yaklaşık 3000 çeşit ürünümüz bulunmaktadır ve bu ürünlerimiz hepsi TS, ISO ve ELGES kapsamında Türkiye'de üretilmektedir. Ayrıca yurt dışından aldığımız onaylı belgelerimiz mevcuttur. Muhtemelen bu sektördeki yurt dışı onaylanan tek firma da biziz. Güzel haberler. Petrol projelerinde ağırlıklı olarak onaylı firmayızdır. Onay süresiyle alakalı bir sıkıntı yaşamıyoruz bundan dolayı. Harikasınız. 3000 aşkın kalemle hizmet verdiğinizi biliyoruz. Sizin sektör taleplerle, beklentilerle doğru orantılı büyüyen ender sektörlerden bir tanesi. Bu anlamda terminle alakalı bir sıkıntı yaşanıyor mu yoksa kuvvetli bir depo mu var? Terminle alakalı bir problem yaşamıyoruz. Ağırlıklı olarak ürünlerin hepsinden stoğumuz bulunuyor. 3000 metrekare kadar bir depo alanımızda üretim tesisimiz var. Bu alanda yeterli oluyor. Ayrıca onun dışında baylık sistemimiz var. Farklı şehirlerde Antep, Ankara, İstanbul, İzmir gibi farklı bölgelerde bayilerimiz var. Bunlarda da ayrıca stok bulunuyor. O yüzden termin konusunda bir problem yaşamıyoruz. Hizmette sınır tanımıyoruz diyorsunuz. Hizmette sınır yok. Peki efendim, yurt dışı dedik. Yurt dışına ne kadar hakimiz? Oraya yönelik ihracat söz konusu mu? İhracat söz konusu. İhracat ana damarlarımızdan bir tanesi. Yaklaşık 40 farklı ülke ihracatımız bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak da Azerbaycan, Güney Afrika bu bölgelere ihracat hakimiz değil mi? Evet. O zaman ne yapalım? Son soruyu soralım mı? Tabii. Hedefler neler diyelim? Hedefler şu anki bulunduğumuz konumdan çok çok daha ileriye gitmek. Her firmada olduğu gibi. Şu an belirlenen hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Beklentimiz, hedefimizi %30 civarında daha ciromuzu arttırmak. Süpersiniz. O zaman biz de nice fuarlarda görüşmeyi dileyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. İyi günler dilerim.